9. sınıfta dersimize Ali Hoca geliyordu. Kendisi çok iyi bir İngilizce öğretmenimizdir. Beni projeye katmak istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. Sonra form doldurduk ve proje için seçildim. Başvuru sürecinde yaklaşık bir hafta boyunca form doldurduk. Bu formlar yaklaşık okulda 50-60 kişi tarafından form dolduruldu. Ve 22 kişi seçildi. Bu formda hobilerimiz vardı, korkularımız, yani fobilerimiz. Nelerden neleri sevmeyiz ya da hastalığımız var mı? Onun haricinde bir de İngilizce kendimizi tanıtmak vardı. Bunlara göre seçildik. Beklediğimden daha iyiydi. Çünkü biraz korkum vardı. Hep şey derler, soğuk ülkenin soğuk insanları, ama karşılaştığımız gibi olmadı. Soğuk ülkenin sıcak insanlarıyla karşılaştık. Güzeldi, eğlendik. Özgüvenimiz arttı. Farklı insanlarla tanışma imkanımız oldu. Farklı ülkeden arkadaşlarımız oldu. Bizden daha büyük durmaları beni korkutuyordu biraz. Ama gittiğimde öyle bir durumla karşılaşmadım. Ve biraz soğuk olmalarından korkuyordum. Ailesinin soğuk olmasından, kalacağım kişinin soğuk olmasından korkuyordum. Çok iyilerdi. İyilerdi. Soğuk davranışlarını hiç görmedim. Özgüvenimi arttırdı öncelikle. Daha önce ailemden hiç bu kadar uzun süre ayrılmamıştım. Ailemden ayrıldım 5 günlüğüne. Bu da özgüvenimi arttırdı haliyle. Döndükten sonra gene çalışmalarımız oldu. Müze açtık okulumuzda. Sergiler yaptık. Resim yarışmaları falan düzenledik. Ve Mayıs'ın son haftası da misafirlerimiz geldi. Okulda duyurular yapıldı. Panoları asıldı öncelikle. Daha sonra da bizi 9. sınıfta alan öğretmenlerimiz bizi bilgilendirdi. İyi öğrenciler olduğumuz için. Sonra başvuru süreci başladı zaten forumlarla birlikte. Biraz zordu aslında. Çok katılan vardı. Bu yüzden hani seçilmekten korkuyordum aslında. Tereddütlerim vardı. Ama daha sonra forumlar geldi önümüze. Doldurdukça ve sonra hocalarımızın da bizi desteklemesiyle daha da kolaylaştı aslında. Sen hangi ülkeye gitmiştin? Endişelerim vardı çünkü kültürlerimiz ve dinimiz farklı bir kere. Bu yüzden bir de onların aile yapıları beni korkutuyordu aslında, ama beklediğim gibi çıkmadı. Peki. Aile bağları, bizim şimdi filmlerde falan izlediğimiz kopuk aileler, kardeşler arası bağlar kopuk falan, ama oraya gidince 4 çocuklu bir aileye gittim aslında. Avrupa'ya göre yine çok çocuklu bir aileydi ve hepsinin bağları çok iyiydi. Bu gerçekten şaşırtmıştı. Peki orada arkadaşlar? Özgüven çok önemli oldu. Bir de Türkiye'de İngilizce konuşma fırsatı çok az. Orada İngilizcemizi daha çok pratik olarak dökebildik. İngilizcemizi geliştirdi kesinlikle. Peki. Türkiye'yi aslında onlar çok merak ediyordu. Orada gittiğimizde de konuşmuştuk. İstanbul'u çok merak ediyorlardı. Çok beğenmişler İstanbul'u geldikleri. Sadece nüfus kalabalık ve çok sesli olduğunu söylediler. Ama çok beğendiler gerçekten. Peki, İngilizce hocam sayesinde Ali Hoca, o bize bahsetti. Duyurulardan da ben takip ediyordum zaten. Hemen başvurdum. Kabul edildim sonunda. Kesinlikle benim de özgüvenimi arttırdı. Cesaret verdi. Ben İngilizce konuşabilirim diyebildim kendime. Böyle. Şaşırtan toplum içinde bizden daha rahat olmalarıydı. Soğuk olmamaları beni şaşırttı. Beklediğim gibi olmadı. Gayet iyilerdi. Misafirperver davrandılar. Hangi ülkeydi? Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Fotoğraf yarışmaları, resim yarışmaları, sergiler. Bunlara hepimiz, her arkadaşım yardım ediyor. Ben de yardım ediyorum. 11. sınıfta da bulunacağım. 12. sınıfta artık sınav stresi yüzünden yeni öğrencilere yer verileceği için uzaktan destek vereceğim. Anladım. Sitede kesinlikle böyle bir projede bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten büyük bir katkı sağlıyor insanın kendisine. İnşallah olur öyle bir proje. Gitmeden önce orada hakkında biraz araştırma yaptım. Masal şehri deniyordu Prag için. Masallar şehri deniyordu. Acaba dedim, gerçekten abarttıkları yoksa bir abartı mı, yoksa gerçekten söyledikleri kadar var mı diye düşünüyordum. Ki Prag'a gittiğimizde de şehri gördüğümde gerçekten abartmadıklarını, hatta az bile söylediklerini düşündüm. Çünkü gerçekten orada tarihle iç içeydik. Tarih, yani tarihe dokunabiliyorduk açıkçası. Orada eski katedraller, kaleler, heykeller, her şeyle gerçekten masal şehriydi. Peki orada bilenlerin? Evet, bir misafir öğrenci aldım bence. Çek Cumhuriyeti'nde Atakan arkadaşımın kaldığı öğrenciyi ben ağırladım. Benim kaldığım öğrenci gelememişti çünkü. Öğrenciyle çok, yani çok güzel dakikalar yaşadık. Çok güzel günlerimiz geçti. 5 gün boyunca sürekli gezdik diyebilirim. İstanbul'un sadece kalabalık olmasından şikayet etti arkadaşım. Onun dışında ya İstanbul'a resmen aşık oldu diyebilirim. Anladım. Peki devam et. Bu program bana özgüvenimin artmasına tabii ki faydası oldu. İngilizcemin gelişmesine faydası oldu. Yani
derslerde İngilizcem iyiydi ancak gerçek hayatta ne kadar iyi olduğunu tam o anlamıyla öğrenemiyordum. Çünkü okulumuzda tam anlamıyla İngilizce konuşma fırsatımız pek yok. O yüzden yurt dışına çıktığımda gerçekten anlaşabildiğimi gördüm ve bu benim için özgüvenimi tavana çıkarmasına neden oldu. O yüzden peki. Geldikten sonra bir müze çalışmamız oldu. Müze için eşyalar topladık, eski eşyalar. Ardından bir fotoğraf sergimiz oldu. Okulumuzun şöleninde grubumuz bir bilgi yarışması düzenledi. Okulumuz Comenius ekibine ne kadar, Comenius hakkında ne kadar bilgi olduğuna dair bir bilgi yarışması düzenlendi. Ödüller dağıtılı bilgi yarışması. Özellikle Erasmus projesi hakkında biraz araştırma yaptım. Erasmus projesine başvuru için Comenius ve Erasmus'u aynı şirket destekliyormuş. Bunun için de Comenius'ta bulunmam Erasmus'a başvurum için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Aksaklık yaşadık ilk günü. Uçaklarımızda rötar olduğu için normal günüm, ya ilk günümüze gidemedik. Ertesi sabah gittik. İlk havaalanına indiğimizde bizi karşılamaya gelememişlerdi. Akşam gelmişlerdi. Biz geç kaldığımız için gelememişlerdi. Havaalanında karşılaştıktan sonra ilk onları gördüğümde biraz böyle içimde bir heyecan vardı. Acaba nasıl biri, anlaşabilecek miyim 5 gün boyunca? Ama hiç heyecan, endişelerimin boşa çıktığını gördüm. Yani kaldığım öğrenci de, ailesi de gerçekten çok ilgili ve sıcakkanlı insanlardı. Beklediğimden çok, yani aşırı ilgi gördüm. Ayrılırken zorlandın mı? Evet, özellikle ailesiyle bayağı iletişimi iyi kurmuştuk. Ailesi de, tüm ailesi iyi derece İngilizce biliyordu. Biraz endişem buydu, acaba onlar İngilizce biliyor mu, onlarla anlaşabileceğim mi diye düşünüyordum. Ama ya, ailesi iyi derece İngilizce bildiği için iletişimimiz iyi oldu. Ayrılırken de zor anlar yaşadım.